Yeni bir videodan herkese merhaba, ben Anıl Tiryaki. Bugün evdeyim, çamaşır makinesini çalıştırdım, bulaşıkları yıkıyorum ve biraz da evi toparlamaya ayırdığım bir gün olacak diye umuyordum. En azından hani bugünü evde geçiririm diye düşünüyordum. Ama maalesef az önce bir telefon çaldı. Bu arada çamaşır makinesinin sesi geliyor, kusura bakmayın. Sanırım bugünü evde geçiremeyeceğim. Evde geçiremeyeceğim için de vlog kamerasını açtım. Üçüncü vlogumuz başlıyor. Bakalım neler yaşayacağız bugün, hep beraber göreceğiz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar bırakmayı unutmayın. Açmıyorum ulan kapıyı sana. Bak bak, tipe bak bak. Geldi bizim deli. Bir tanem neredesin? Sürprizim var. Setten yemek çaldım. İnanmıyorum sana. Bizim için setten yemek çalmış. Evet, sus sus. Birilerinin hakkına girdim. Allah seni. Hadi hoş geldin. Gel bakalım. Evet, aşk mantık intikam setinden yemek geldi eve. Şöyle görmüş olduğunuz gibi patates püresi ve tas kebabı herhalde bu. Bir de pilavımız var. Kanka sen gözüne çok büyütüyorsun. Buraya büyük ihtimalle tatlı koyacaklardı ama koymayı unutmuşlar arkadaş. Ben böyle bir şey görmedim. Bak bakalım tadına. Çetimizin yemekleri güzeldir. Gerçekten güzel bu arada. İki gün önce geldiğimde de yemiştim ya. Çok evet. Beğenmiştim. İnanılmaz iyi bir yemek. Çok lezzetli. Yemekleri. Bütün ekip ve oyuncular hep beraber yiyordu hatırlıyorsan. Evet. Ne güzel. Bir tanem senin memelerine bakıyoruz sen. Bir tanem neden çıplaksın sen? Bir tane spor yaptım ben, biliyorsun tişörtte spor yapamıyorum. Vlog mu çekiyorsunuz beni yoksa? Evet. Şu anda vlogtasın. Bir tanem bütün gün orada mısın? Bütün gün buradayım bir tanem. Şimdi zaten full time dersim var. 3-4-5. O zaman senin yanına uğrarız, bir spor salonunu çekeriz. Tamam, şimdi bir yemek falan yiyeceğiz ama muhakkak sana da uğrarız. Evet, özledik seni kankacığım, özlemez miyiz? Yemeğimizi yedik. Şimdi Türk kahvemizi içeceğiz. Benim en sevdiğim Türk kahvesi Damla Sakızlı. Kahve dünyasının Türk kahvesi. Ve tabii ki favori bahsettiğim ilk vlogtaki kahve makinesi de bu. Bunun da linkini bırakıyorum bu arada. Bir bakarsınız eğer isterseniz. Ay, şimdi yeter. Bir sus be. Sürekli madilik yapıyorsun. Bekle, bir kahve yapıyoruz herhalde şurada. Hadi. Damla Sakızlı yapmış bir de. Dur bakalım birazcık gez. Belki daha güzel bir şeyler. Güzelmiş. Sen bunu da sallaya sallaya gezersin. Evden çıkış yapıldı. Başta MR'a gidiyoruz. Ardından da Atakan'cığımı ziyarete gidiyoruz. Atakan'ın yanında bir kahve içeriz artık. Atakan'ı ziyarete gidecek miyiz ki? Dedik ki Atakan'ı görmeye gidelim diye. Atakan aradı çünkü. Ondan sonra görüşelim dedi. Biz de tamam dedik. Önce MR'a gidiyoruz. Ardından da Atakan'a. Sonrası bakalım. Göreceğiz hep beraber. İnsanların tahammülü kalmamış arkadaş. Ben böyle bir şey görmedim ya. Abi sen bayağı... Gerçekten bok gibi araba kullanıyorlar. Alıştın mı biliyor? Bak sinirlenir sinirlenmez. Alttan birden kamera çıkartıyor çekmeye. Tabii tabii. Alttan hemen kamerayı çıkartıyorum. Kameralar çıksın bir tanem o zaman. Rezillik ya. Nasıl bir rezillik bu ya? Araba kullanmayı bilmiyorsan kullanma yeter ulan! Lan! Yeter lan! Yeter! Ne yapıyor lan çocuk? Abi hayatımızı vlogla... Zindan ettim ya, evet. Hayatını resmen. Bir daha buluşmayacağım seninle. Peki bir şey söyleyeceğim. Hayır, ben bir bağımlılık yaratıyorum biliyorsun. Zararlıyım ve bağımlılık yaratıyorum. Bir tane bir arabaya yol verin. Ne der düşünmeden
bile bile yakma bizi. Bana geri dön. Gucci'ye mi girsek? Gucci. Onu boşver de. Hani gönül isterdi ki Cartier'den bir yüzüğümüz olsun. Şimdi Galeri Lafayette'e giriyoruz. Ben en son pandemide gelmiştim. Merhaba. Merhaba. Ne tatlıymış. Ama hiç giyemedim. Var mı sende bu? Şu su mu diye mi okunuyor acaba? Montlarına. Hayır ya, çok çirkin o. Onu beğenmedim. Bu montlar güzel. Ay yok ya, kanka hiç olmamış yani. Şunu alayım. Yine her zamanki gibi çantalarım yanımda. İçinde iPad'im, şarj aletlerim, işte cüzdanım falan, telefonum. Bugün de böyle giyindim. En sevdiğim spor ayakkabılarım. Melisa'nın ayakkabısı köpekler tarafından evdeki parçalanmış. Bunu beraber almıştık Melisa ve çok beğenerek almıştım. Geldiği son durum bayağı üzücü. Tadı kaçmış. Yine beraber aldığımız çok güzel bir Balenciaga çantası vardı. Bu ama senin hatan bence. Tamam, kanka bu sarhoştum, hatırlamıyorum. Aynen. Çantanın ne yaptıysan... Tokası kopmuş. Parçalamış, kanka. Tokasını koparmış. Girip tavşanın küçüğü hem sırın büyüğü. Hem fare hem tavşan mı? Çok tatlılar ama. Isınıyor mu? Isınma kemiğine uyuyor. Tavşan ve hem sırın kötü özelliklerinden arındırılmış bir ürün. Ne yapıyor peki? Ne işe yarıyor? Sosyal aramada tek başına canı sıkılıyor. Ne yapıyor peki yani? Ha, böyle arkadaşlarıyla geziyor. Kendi habitatında yaşıyor. Böyle akvaryumda mı yaşamalı? Yok, şu tip kafeslerde. Evde gezemez mi? Evde gezer, evde şu tip kürelerle gezer. Neden? Yazık ama ya. Ben çok parçayım arkadaşlar bu arada. Ama çok tatlılar. Kıyamam size ben. Şunun haline bak. Bak, şuna bak. Korktukları zaman kalp krizi geçiriyorlarmış. Ah canım benim, ne tatlısın. Ay. Korktular. Kaçıldılar birbirlerine. Ay şunun tüyüne bak. Seni minik. Kıyamam size ben ya. Ah. Çok hızlılar. Bir ay daha geçsek okulu açıp bırakabiliyorum. Vallahi. Aşırı hızlılar ama. Kanka çok korkuyorlar. Gel gidelim korkmasınlar. Ne kadar bunlar? 150 lira fiyatları var. Yazık. Gerçekten mi? Ne kadar büyüyor lan? Maksimum yoldukları boyunca 2-3 katı. Maksimum. Isınma huyu yok, şirinme huyu yok. Ya kıyamam ben bunlara ama. Atakan'ın spor salonuna geldik. Şu anda ders veriyor. Ben de artık bu bar kısmında bize bir kahve yaparım bence. Bak bak, vitaminlere bakın. Bu arada hava çok karanlık, o yüzden bu video genel olarak sanırım karanlık bir video olacak. Şu anda Atakan'ın spor salonundayız. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bunu böyle bir yaptım. Hayır, ben bunu tut. Tekrar bunu tut. Burası fonksiyonel fitness stüdyosu. Evet. Diğer salonlardan da farkı biraz daha makinelerin az olması. İnsanlar evet. Makineleri görmeyince bu ne ya falan diyor. Daha çok kendi vücut ağırlığımızın kullanıldığı, işte kettlebell'lerin, dumbbell'ların, serbest halterlerin ve sağlık toplarının kullanıldığı bir spor. Birçok branşı içinde barındırıyor. Burada yüzmesi de, kayağı da, küreği de, bisikleti de, koşusu da, patlayıcı kuvveti de, halteri de, jimnastiği de her şeyi öğretiyoruz aslında. Her şeyi yapabiliyoruz günlük burada. Günlük hayatımızda rutin olarak yaptığımız bazı egzersizler, işte merdiven çıkma, poşet taşıma gibi şeyler bile yapabiliyoruz. Yüzlerce egzersiz. Aslında functional fitness dediğim şey, bütün fitness egzersizlerin bulunduğu şey. Burada insanların daha çok amacımız insanların makinelerin üstündeki etkisi değil de insanın makineleştiğini gösterebilmek. Sağlık her şey sağlık. Hayatta her şeyin öncesi sağlık. Sağlık durumuna bakarak insanın yapabileceği potansiyelle onlara egzersizler düzenleyerek birebir dersler veriyoruz.
Peki olay full body work mu çalışıyoruz? Yani değişiyor. İnsandan insana değişiyor. Bazen bazı insanlarda sadece fitness yapmak zorunda kalıyoruz. Bazı insanlarda atlet antrenmanı yaptırmak zorunda kalıyoruz. Bazılarında sadece kardiyovasküler daha çok yağ yakımı üzerine antrenman yaptırabiliyoruz. Bazıları sakat oluyor, omuriliği problemli oluyor. Sağlığı üzerine sadece o yani problemli olan bölgesine yönelik çalışmak zorunda kalıyoruz. Burada her şey mevcut yani. Süper. Çok iyi bilgilendirdin. Ben de geleceğim bir gün seninle spor yapmaya sen zaten. Biliyorsun. Geleceğim ama daha gelemedim. Bakalım geleceğim. Şimdi arkadaşlarımla FaceTime'dayım. Dün gece bensiz gece dışarı çıktılar. Beni de çok çağırdılar ama ben gitmek istemedim. Şu an çok pişmanım. Çünkü çok eğlenmişler. Yo! Sesiniz gelmiyor. Görüntü dondu. Bu kadar eğlendiniz. Benimle niye eğlenmiyorsunuz da ben yokken böyle bir gece dışarı çıktığınızda geldi eğleniyorsunuz? Geldi ev akşam attık dün akşam. Daha fazla. Bensiz. Kaçırdım. Çok mu eğlendiniz? Kafam hala yanık kokuyor kanka. Saç kalmadı kafamda. Saçlarım kırış kırış oldu. Peki bir şey diyeceğim yani sen hiç mi görmedin mumu? Nasıl saçını yaktın tuvalette? Şamdan vardı aynanın önünde. Şamdanı ben görmedim. Arkam dönük, aynaya doğru eğilmişim bir de. Nisa'yla konuşuyorum. Ulan sen şamdan saçımı bir tutuş. Eyvah! Kanka, senin bugün var mı? Yok. 3.15'te bir parka gidip bir sahne çekip sabah, akşam 8.30'a kadar boşluğum var. Beraber çıkalım. Gidelim sahne çekip sonra öğlen yemeğe gidelim. Sonra ama çok yanmadı herhalde saçın. Güvenlik sorun. Abi beni götürüyorsun o zaman sete değil mi? Alsınlar beni. Sen ya çok eğlenmişsiniz. Beğendik güzeldi yalan yok. Aksel. Nereye nasılsın? O zaman bir şey söyleyin. Caddeye gidelim. Hadi caddeye gidip kanka? Yemek yiyelim. Aksel. Aa. Aksel. Bir erkek ilk defa beni öpmedi. Aksel. Ulanım. 31 dakika. Biz şimdi caddeye gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz beraber. Ceren ve Melisa ile buluştuk. Dönelim mi? Yok kanka gerek yok. Çantam bakalım caddede nerede yemek yiyeceğiz? İndik ben yani. Madilik eşittir Melisa dönelim. Aksel hadi gel sen bir video çekelim. Gel. Aksel. Merhaba demek ister misin? Aksel az önce Melisa ablası sette oyun verirken uyuyordu. Annesinin kucağında uyudu. İçi geçti, ölü uykusunu aldı, şekerledi. Aksel, Bağdat Caddesi'nde nerede yemek yiyeceğiz? Akselciğim yeni bir yere neyse anneciğim. Söyle bize nerede yemek yiyelim? Anlat bakalım ne yapıyorsun, iyi misin? Yani. Kaç yaşındasın sen? 7. Evet. Sen okula gitmiyor musun şu anda? Gidiyorum. Bitti mi okul? Sayılır. Dersler nasıl gidiyor? İyi. İdare ediyor ha? 6 tane yıldız aldı. Aa, 6 tane yıldız almış. Okuma yazmayı söktün mü? Sökemedim. Nasıl yani? Ama biliyorum. Adın ne senin? Özlem. Özlem Çarp, çok güzelsin. Çok güzelsin. Senin gibi güzel bir kız okumayı sökmedi. Anneciğim. Senin gibi güzel bir kız okuma yazmayı sökmedi. Adımı yazmayı biliyorum. Ay, aferin daha sana. Ama daha küçük ablası, daha küçük okuyacak da. Daha küçük diye bir şey yok, okuyacak. A, B, daha dur, 7 yaşındaymış daha, okula yeni başlamış bak, ya. Öğrenecek o çok. Arkadaşlar şunu fark ettim. Artık her şeye içerik gözüyle bakıyorum. Yani buradan bir şey çıkar mı? Bunu vloglamam gerekir mi? Diye bakıyorum ve ona göre kayıt açıyorum. Bu arada caddeye yakın olanlar için Bubble Tea bakın buradaymış. Bubble tea nasıl oluyor? İçsinler gelirlerse. Bubble tea ağzında pıt pıt minik bubble'lar oluyor. Baloncuklar onları patlatıyorsun. O kadar zevkli ki. Çok güzel. Hadi çok severim. O zaman bir gün içmeye gelelim. Kesinlikle. Ne dedin? Merlin Moro mu dedin? Merlin Moro var. O ekşi. İçine toppingini kendin seçiyorsun. Topping dediğimiz o ağzımızda patlattığımız baloncuklar işte. Anladım. Onu da böyle blueberry falan alınca. Yemek. Oo. Oh. Bunu deneyeceğiz kesin. Bir sonraki vloglarımda bubble tea içerken beni görebilirsiniz.
İnsanlar vloglarında İngiltere'ye gidiyor, Paris'e gidiyor. Sen bubble tea içmeye geliyorsun sıcaklığı. Yani şimdi bir şey demek isterdim ama ne de olsa biliyorsun sen. Şimdi arkadaşlar siz bilmiyorsunuz ama yakında öğrenirsiniz. Melisa'ya oradan da kartpostal atarım. Yapacak bir şey yok. Yani evet, ya, ülke asla bana vize vermiyor ama niye versinler bir gün kanka verirse... Sen oraya gitsen ne kazanacaklar? Kaybedecekleri çok şey var ama kazanacakları hiçbir niye? Şey yok. Niye? Vlog çeken bir blogger kazanacaklar. Daha ne istiyorlar? Caddede çok merak ettiğimiz bir kafeye gidiyoruz. Dileğin Kafesi. Yeni açıldı. Şimdi orada yemek yiyeceğiz hep beraber. Bakalım caddede nasıl bir yer olmuş yeni mekanı. Good Stuff'a geldik şimdi. Dileğin yeni mekanı. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Ceren'in küçük bir işi vardı ve Aksel'i bize emanet etti. Anıl da az önce Aksel'i tutuyorum diye saldı. Elini boş bırakmış. Köpek buralarda geziniyor kanka, buna haberin olsun. Biz de o yüzden ayağımı bağladık kaçmasın diye. Ya. Çünkü daha önce bir kere kaçtı. Biz değil, ben bağladım. Benim nacizane güzel fikrim. Bu arada gerçekten bir kere az kalsın Aksel elimizden kaçıyordu. Son anda kurtardık. Ceren'in de bundan haberi yoktu. Şu anda haberi arabanın olmuş oluyor. Arabanın altına giriyormuş, sonra Atakan arabayı atmış kendine. Bunları söyleyemeyiz bu arada. Bu bahsettiklerini sileceğim maalesef. Yok, yediklerimizi çekiyorum şu anda. Ben köfteli söyledim, ızgara köfteli. Melisa sen somonlu mu söyledin? Evet, şimdi bunları yiyeceğiz. Ceren geç kaldı, yiyemiyor şu an. Biz burada vlog çekmeye Ceren çalışırken Ceren'i unuttuk. Kanka, Ceren kaçırdı galiba. Susar mısın? Ceren nerede abi? Aksel'i ayak üstü çiftleştiriyor galiba. Aksel'i çiftleştirmeye götürmüştü dün. Biz niye geri yürüyoruz kanka? Çünkü Ceren'i arıyoruz. Ceren sesime... Ceren gel gel gel, buradayız. Bura gel. Niye duruyor ki? Nerede? Onu mavi şortinden tanıdım. Aynen. Ceren! Abi Aksel'i mi gezdiriyoruz? Bizi arıyor şu anda. En fazla dümdüz gidebiliriz kanka. Evet ya, nereye gitmiş olabiliriz ki? En fazla dümdüz yol devam ettirmişizdir. Hadi gel buraya Ceren. Kurtul Abdul, gel buraya Pitbull. Birbirlerini koklasınlar, bekleyin. Ceren! Aa, ne yaptı öyle o? Neden bu? Aa, toy kutulardan korktum. Gerçekten bu üçlü çok eğlenceli olmadı mı? Yes. Bu üçlü çok güçlü. Evet, hadi Destiny's Child grubuyuz. Ben Beyoncé'yim, siz geri kalanlar. Beyoncé ve geri kalanlar. Onlar bir yaşıyorlar, hayattalar ama şey, ne oldu bilirsiniz onu. Aynen, ismi bilinmiyor bir şekilde ama bir gruplar yani. Eğer bu üç kişinin arasında Beyoncé varsa o kim sence? Ben. Hepsi grubu olalım o zaman, sen... Cemre! Herkes bir Cemre olmak istiyor arkadaş, ben anlamadım. Nedir bu Cemre'nin? Ne bileyim, en çok o ilerledi ya, belki o yüzdendir. Hayır, bence içlerinde en cadı oydu. Hayır, ben siz biliyorsun. Hani her şeye böyle şey yapan, benim öyle dediğim olacak ki falan gibi. Kim vardı, Eren mi öyleydi? Ne bileyim, bence o Gülçin'i bir şekilde... Hayır, Gülçin'i bir şekilde ne yapıyorlardı biliyor musun? Bastırıyorlardı gibi Gülçin'i geliyor bana. Gülçin'i bir şekilde dışlıyorlardı bence. Biz bu arada atıyoruz tutuyoruz ama yani arkadaşlar hiçbir fikrimiz yok. Atıyoruz sadece yani şu anda. Ama yo, hepsi grubu güzeldi ya. Hepsi biri. Keşke hepsi grubu hiç dağılmasın. Neden hepsi bir çeksek? Sesime ne oldu benim ya? Biz de hepsi grubu olacağız. Hani ben siz bir hiçtin. Ben Gülçin olayım bari. Hepimiz ağlamıyor. Çünkü, kamera çok açız, ya çok abi, dar. Bu kameranın niye ya dar yani gerçekten? Bir arkadan yürüyorum. Bir tanem kamera dar şey değil, senin kolun kısa. Dur kanka, gözüme bir motor şey... Motor kullanıyor kadın, bir de insanların bir şey kullanıyor. Kaçtı. Çok ayıp değil mi? Çok abi, ayıp motor yani, kullanılmaz ama bak burada başlayalım. Göstereceğim. Ya burada motor kullanılmaz, burası öyle yürüme yeri yani. Ben hatta martıya bile karşıyım arkadaşlar. Martı yolu yapılması lazım acilen buraya. Bilinmez, yeri burası değil. Burası çocuk parkı değil arkadaşlar. Evet, evet. Motor parkı değil burası. Evet, bura. Kardeş, burası. Bak, sen bir burası bir gülüş kız. Sevgi çekeceksin. Teşekkür ederim. Canım inanılmaz tatlı istedi. Ben de şu anda dondurma alıyorum. Kestaneli olsun. Kestaneli. Biraz da Antep fıstığı olsun ama çok olmasın. Çünkü bayağı büyük olacak anladığım kadarıyla. Şöyle çok büyük değil aslında. Bir top da Antep fıstığı. Tamam, bir de Antep fıstıklı olsun.
dedik ya, gel onu. Harika. Teşekkür ederim. Melisa ve Ceren şu anda Melisa'nın yeni aldığı telefonunu kaplatıyor. Bu koruyucu ve kap alıyorlardı. Ben de o sırada tatlı krizine girdiğim için gidip dondurma aldım kendime. Muhteşem değil mi? Melisa'nın gece seti vardı. O yüzden şimdi Melisa'yı sete bıraktık. Ceren'le birlikte ikisini bıraktım. Aksel. Aksel'le birlikte biz eve gidiyoruz. Ceren'le Melisa da Melisa'nın seti bittikten sonra bana gelecek. Belki evde de bir kahve içeriz. Bilmiyorum yani ne yapacağımızı bilmiyorum. Eğer güzel bir şeyler çıkarsa onlardan da size birazcık vlog çekerim. Evet arkadaşlar, bu vlogu maalesef Aksel'in yatağıma işemesiyle sonlandırıyoruz. Aksel. Ama Aksel'cim sen ne yaptın? İşemişsin bir tanem yatağın üzerine. Aksel'cim farkındasın değil mi hatanın? Olsun, sorun yok, kızmıyorum.